Volkan abi, çocukların çok sevdiği bir kahramandı. Her zaman güler yüzlüydü, şarkılar söyler, oyunlar oynardı. Yanında ise sihirli kuklaları vardı. Rengarenk bir dünyada yaşıyorlardı. Bu dünya oyuncaklarla doluydu. Evler şekerlerden, ağaçlar pamuk şekerdendi. Çocuklar, Volkan abi ve kuklalarıyla her gün oyunlar oynar, şarkılar söylerdi. Herkes çok mutluydu. Volkan abi, her çocuğun kalbine dokunuyordu. Onlara sevgiyi, arkadaşlığı ve cesareti öğretiyordu. Kuklaları ise onun en büyük yardımcılarıydı. Her birinin kendine özgü bir kişiliği ve sihirli güçleri vardı. Çocuklar, Volkan abi ve kuklalarının maceralarını izlemeyi çok seviyordu. Çünkü her macera onlara önemli bir şey öğretiyordu. Volkan abinin dünyası gerçek dünyadan çok farklıydı. Burada kötülük yoktu. Sadece neşe, sevgi ve kahkaha vardı. Çocuklar bu dünyada istedikleri gibi eğlenebilir, hayal güçlerini özgürce kullanabilirlerdi. Volkan abi ve kuklaları onların her zaman yanındaydı. Onları koruyor, eğlendiriyor ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyordu. Bu rengarenk dünyada her gün yeni bir macera başlıyordu. Çocuklar, Volkan abi ve kuklalarıyla birlikte şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyor ve eğlenceli hikayeler dinliyordu. Hayat tıpkı bir şeker dükkanı gibi tatlı ve renkliydi. Bir gün uzak bir diyardan kötü kalpli insanlar ve korkunç canavarlar geldi. Bu yaratıklar çocukların neşesini çalmak, onları mutsuz etmek istiyordu. Kalpleri karanlık ve soğuktu. Gülmeyi, şarkı söylemeyi ve eğlenmeyi bilmiyorlardı. Bu yüzden çocukların mutluluğunu kıskanıyorlardı. Kötü kalpli insanlar ellerindeki karanlık tozlarla her şeyi griye boyuyorlardı. Ağaçlar soluyor, çiçekler solgunlaşıyordu. Canavar ise korkunç sesiyle çocukları korkutuyor, onların oyunlarını bölüyordu. Rengarenk dünya yavaş yavaş karanlığa gömülüyordu. Çocuklar çok korkmuştu. Oyun oynamayı, şarkı söylemeyi bıraktılar. Yüzlerindeki gülümsemeler soldu. Volkan abi çocukların mutsuz olduğunu görünce çok üzüldü. Onları bu durumdan kurtarmak için bir şeyler yapması gerekiyordu. Ama nasıl? Volkan abi hemen kuklalarını toplayarak bir toplantı düzenledi. Kötü kalpli insanları ve canavarı nasıl durduracaklarını konuştular. Çünkü biliyorlardı ki çocukların mutluluğu tehlikedeydi. Ve bu tehlikeye karşı birlikte mücadele etmeleri gerekiyordu. Çocukların neşesini çalacağız, onları mutsuz edeceğiz. Gülmeyi, şarkı söylemeyi bilmiyoruz. Bu yüzden mutluluğunuzu kıskanıyoruz. Volkan abi kuklalarına baktı. Her biri kendine özgü bir kişiliğe ve sihirli güce sahipti. En yakın arkadaşı Fırfır, çevik ve zekiydi. Süper hızıyla her yere anında ulaşabilirdi. Şekerpare ise tam bir mucitti. Herhangi bir eşyayı kullanarak inanılmaz icatlar yapabilirdi. Minik, sevimli Pamuk ise grubun en nazik kalpli üyesiydi. Büyülü bir sesi vardı. Şarkı söylediğinde herkesi sakinleştirir, kalplerine dokunurdu. Ve son olarak güçlü kuvvetli aslan. Aslan cesur ve güçlüydü. Herkesi koruyabilecek kadar güçlüydü. Volkan abi her birinin özel yeteneklerini düşündü. Bu kötü kalpli insanları ve canavarı durdurmak için hepimizin gücünü birleştirmemiz gerekiyor. Kuklalar Volkan abiye hak verdi. Onlar gerçek birer kahramandı ve çocukları çok seviyorlardı. Herkes heyecanla plan yapmaya başladı. Hızımla kötü kalpli insanların etrafında dolanıp onları şaşırtabilirim. İlginç icatlarımla onları durdurabileceğim bir şeyler bulabilirim. Güzel sesimle canavarı sakinleştirebilirim. Ve aslan gücüyle çocukları koruyabilirdi. Volkan abi ilk önce Fırfır sen gidip kötü kalpli insanların ne yaptıklarını, neden çocukların mutluluğunu çalmak istediklerini öğrenmelisin dedi. Merak etme Volkan abi, göz açıp kapayıncaya kadar geri dönerim. Diyerek hızla uzaklaştı. Şekerpare hemen atölyesine koştu. Bir sürü renkli toz, yapışkan şeker ve ilginç aletlerle dolu olan atölyesinde kötü kalpli insanları durdurabilecek bir şeyler icat etmeye çalışıyordu. Belki de onları güldürebilecek bir makine yapabilirim. Kötülük kahkahaya dayanamaz ki. Dedi kendi kendine. Pamuk ise elinde bir çiçekle canavara doğru yürüdü. Merhaba. Neden çocukları korkutuyorsun? Onlarla arkadaş olabilir, birlikte şarkı söyleyebilirsin. Canavar Pamuk'a doğru döndü. Gözleri öfkeyle parlıyordu. Aslan cesur bir şekilde çocukların önüne geçmişti. Korkmayın çocuklar, ben sizi korurum. Diye kükredi. Aslan çocukların etrafında bir çember çizdi.
Onları kötü kalpli insanların ve canavarın karanlık enerjisinden korumaya çalışıyordu. Fırfır kısa sürede geri döndü. Volkan abi, kötü kalpli insanlar bu dünyanın ne kadar renkli ve mutlu olduğunu kıskanıyorlarmış. Onlar da çocukken hiç oyun oynayamamışlar, şarkı söyleyememişler. Bu yüzden çocukların mutluluğunu çalmak istiyorlar dedi. Tam o sırada kötü kalpli insanlar ve canavar çocukların oyun oynadığı meydana geldi. Ellerindeki karanlık tozları etrafa saçmaya başladılar. Rengarenk evler griye boyanıyor, şekerlerden yapılmış ağaçlar soluyordu. Çocuklar çığlık çığlığa kaçışıyordu. Şekerpare icadını tamamlamıştı. İşte budur diye bağırdı. Elinde rengarenk toplar fırlatan bir makine vardı. Şekerpare makineyi kötü kalpli insanlara doğru çevirdi ve düğmeye bastı. Makineden fırlayan toplar kötü kalpli insanların etrafında patlayarak onları rengarenk boyalarla kapladı. Ancak kötü kalpli insanlar kahkaha atmak yerine daha da sinirlendiler. Tozlarını daha da hızlı savurmaya başladılar. Canavar da daha yüksek sesle kükreyerek çocuklara doğru koşuyordu. Volkan abi ve kuklaları çocukları korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama düşmanları çok güçlüydü. Pamuk derin bir nefes aldı ve şarkı söylemeye başladı. Sesi yumuşak ve sıcacıktı. Şarkının melodisi meydanı doldurmaya başladı. Şaşırtıcı bir şekilde canavarın kükremeleri yavaş yavaş durdu. Gözlerindeki öfke yerini şaşkınlığa bıraktı. Pamuk'un şarkısı sadece canavarı değil, kötü kalpli insanları da etkilemişti. Onların da hareketleri yavaşladı. Etrafı griye boğan tozlar havada asılı kaldı. Şekerpare bu fırsatı kaçırmadı. Renkli toplar fırlatan makinesini tekrar çalıştırdı. Toplar havadaki tozlara çarptı. Meydan bir anda binbir renkte ışıklarla doldu. Işıklar dalgalar halinde yayılıyordu. Kötü kalpli insanlar ve canavar gözlerini kısarak bu muhteşem gösteriyi izliyorlardı. İlk defa bu kadar güzel bir şey görüyorlardı. Tam her şey kaybedilmiş gibi görünürken Pamuk cesur bir adım attı. Elinde tuttuğu çiçeği canavara doğru uzattı. "Lütfen dur," diye yalvardı. "Bizimle arkadaş ol. Sana şarkı söyler, oyunlar oynarız. Göreceksin, mutluluk paylaştıkça çoğalır." Pamuk'un şarkısı devam ediyordu. Şarkının her bir notasında sevgi, umut ve neşe vardı. Bu notalar kötü kalpli insanların ve canavarın kalplerine işliyordu. Onlar da hiç hissetmedikleri duygular hissetmeye başlıyorlardı. Kötü kalpli insanların yüzlerindeki sert ifade yumuşamaya, yerini şaşkınlığa bırakmaya başlamıştı. Canavar ise artık korkutucu değil, çaresiz ve üzgün görünüyordu. Sanki yıllardır içinde taşıdığı bir yükten kurtuluyordu. Volkan abi, Pamuk'un şarkısının yarattığı etkiyi görünce çok sevindi. Çocuklara döndü ve "Haydi çocuklar, hep birlikte şarkı söyleyelim," dedi. Çocuklar da Pamuk'a eşlik etmeye başladı. Sesleri meydanda yankılanıyordu. Şarkının sonunda meydan rengarenk ışıklarla ve çocukların kahkahalarıyla doluydu. Kötü kalpli insanlar ve canavar hayatlarında ilk defa gerçek mutluluğu tadıyorlardı. Kalpleri artık buz gibi soğuk değildi. Kötü kalpli insanlar ellerindeki karanlık tozların artık işe yaramadığını fark ettiler. Aslında artık o tozlara ihtiyaçları da yoktu. Çünkü kalpleri şarkım ve çocukların kahkahalarıyla ısınmıştı. Canavar ise çocukların korkmadığını, aksine ona gülümsediğini görünce şaşırdı. O da ilk defa kendisini bu kadar huzurlu hissediyordu. Artık kükremek, korkutmak istemiyordu. O da çocuklarla birlikte şarkı söylemek, oyun oynamak istiyordu. Gördünüz mü? Mutluluk paylaştıkça çoğalır. Sevgi her zaman kötülüğü yener. Kötü kalpli insanlar ve canavar başlarını salladılar. Artık onlar da bu gerçeği anlamışlardı. Şimdi gelin hep birlikte burayı eski haline getirelim. Kötü kalpli insanlar ellerindeki tozları yere döktüler. Tozlar artık gri değil, rengarenk ışıltılar saçıyordu. Herkes el ele vererek çalışmaya başladı. Kötü kalpli insanlar ellerindeki ışıltılı tozlarla griye boyanan evleri eski haline getiriyorlardı. Canavar ise devasa elleriyle devrilen ağaçları kaldırıyor, çiçekleri suluyordu. Çocuklar da şarkılar söyleyerek onlara yardım ediyorlardı. Şekerpare icat ettiği ilginç aletlerle ağaçlara yeni şekerler takıyor.
Fırfır ise hızla koşarak çiçeklere su taşıyordu. Şarkılarımla herkese enerji veriyorum. Kısa sürede rengarenk dünya eski haline döndü. Hatta eskisinden daha güzel olmuştu. Çünkü artık bu dünyada sadece mutluluk değil, aynı zamanda sevgi, arkadaşlık ve umut da vardı. Gördünüz mü çocuklar? Sevgi ve dostluk her zaman kazanır. Önemli olan kalplerimizi kötülüğe kapatmamak, birbirimize destek olmak. Çocuklar Volkan abinin sözlerini dikkatle dinledi. Artık onlar da biliyordu ki gerçek güç kaslarda değil, kalpteydi. Gerçek kahramanlar sadece güçlü olanlar değil, aynı zamanda iyi kalpli olanlardı. Artık biz de bu büyük ailenin bir parçasıyız. Çünkü sevgi bizim de kalplerimizdeki buzları eritti. Volkan abi kuklalarına baktı. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bunu asla başaramazdık. Kuklalar Volkan abiye gülümsedi. Onlar gerçek birer kahramandı ve çocukları çok seviyorlardı. Güneş rengarenk dünyayı ısıtıyordu. Gökyüzünde pamuk şekerlerden bulutlar uçuşuyordu. Her yer çocukların kahkahalarıyla ve şarkılarıyla yankılanıyordu. Bu sonsuza dek sürecek bir mutluluğun başlangıcıydı. O günden sonra rengarenk dünyada her şey değişti. Kötü kalpli insanlar artık yoktu. Onların yerini sevecen ve yardımsever insanlar almıştı. Canavar ise çocukların en yakın oyun arkadaşı olmuştu. Volkan abi ve kuklaları çocuklara her zaman sevgiyi, dostluğu ve cesaretin önemini öğretmeye devam etti. Çocuklar da öğrendikleri değerleri hiçbir zaman unutmadı. Rengarenk dünya artık daha da güzel ve huzurluydu. Çünkü bu dünyada sevgi ve dostluk hüküm sürüyordu. Ve bu mutluluk sonsuza dek sürecekti. Çünkü sevgi en güçlü sihirdi ve bu sihir her zaman kazanırdı.